biteni saatlerinden 19'u gösteriyor. Bu akşam 1 saat gecikmeli karşınızdayız. Zira az evvel siz de izlediniz canlı yayında. Gerginliği bir hayli yüksek bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 45 dakika boyunca tepkilerle sık sık kesilen konuşmasında bütçeye dair çok önemli şeyler söyledi. Gerginlik bir hayli yüksekti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Oturuma ara verildi. 2022 yılı bütçesi, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor ve partiler adına söz alıyorlar. Genel başkanlar, CHP Genel Başkanı söz aldı az evvel, canlı yayında izlediniz. Biz de o konuşmanın önemli bölümlerini ekrana getireceğiz birazdan. Konuşması sırasında getirdiği eleştirilere AKP sıralarından tepkiler yükseldi. Şu anda oturuma ara verildi, dediğim gibi kulisin hareketli olduğu söyleniyor mecliste. Birazdan yeniden başlaması bekleniyor oturumun. O anlara döneceğiz. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etmedi. Bu da uzun zamandır bir ilk aslında. Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilmiş değil, atanmış Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bütçe sunumunu yaptı. Ve muhalefetten hani bu bütçenin sahibi sesleri yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla meclisin yükselen tansiyonunu birazdan ekrana getirelim ama öncesine dönelim bültenin başında ve bütçenin sahibi kim sorusu, o ortada kalan soruyla başlayalım. Fazla şey istiyoruz. Sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyor, lafın daha fazlasını feraset ve tahayyül kabiliyetinize bırakıyorum. Şahsiyet. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, lütfen. Sakin olalım lütfen. İlk kürsüye çıkan isim İYİ Parti'den Müsavat Dervişoğlu yaptı konuşmasını. Gelenek bozulmadı. Yine gergin başladı bütçe görüşmeleri. İYİ Partili Dervişoğlu ve AKP'li vekiller arasında gerilim, Dervişoğlu'nun sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyorum demesiyle başladı. Ben oldukça temiz bir dil kullandım. Ferasetinize ve tahayyül kabiliyetinize bıraktım. Şahsiyetinize ve şerefinize laf etmem. Ferasetinize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şerefini ayağa düşüren ben değilim. Cumhurbaşkanının genel kurulda olmayışı da görüşmelerde tartışılan bir diğer konuydu. Sesler yükselmedi bu kez ama muhalefet Cumhurbaşkanı nerede diye sordu. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz tüzüğü işaret etti. Nerede bu Cumhurbaşkanı? Kendi bütçesini savunmaya gelmiyor. Kendi bütçesini sunmaya gelmiyor. Biz de diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın herhalde çok işi var. Oysa iş tüzük madde 62 çok açık. Bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan yapar. Hiç şüpheniz olmasın, Sayın Cumhurbaşkanımız bütçeyi sunmak için buraya gelseydi yine aynı tip bütçede Sayın Cumhurbaşkanı'nın sunma yetkisi yoktur diyecekti. Dolayısıyla sizin dediğinizde değil, anayasaya uyarız, kanuna uyarız. Ama defalarca üzerinde bütçenin esas sahibi Cumhurbaşkanı'dır, yardımcısına hak alan ona yasak değildir diye konuşuldu. Sizin bu ifadelerinizi kabul edersek İç tüzük değişimindeki bütün tutanakları ve madde gerekçesini inkar etmiş oluruz. Lütfen bilgiye dayalı ve biraz daha dikkatli açıklamalar yapalım. Teşekkür ederim. Eğer buradan bir şey anlaşılamıyorsa o zaman kanun koyucu ne demek istedi? O zaman gerekçeye bakarız. Çok net değil mi? Cumhurbaşkanı yardımcımız sunum mu yapıyor? Çok net, açık, teşekkür ederim. Cumhurbaşkanının gelip bütçesini sahiplenmemesi. Cumhurbaşkanı yardımcısı konuşamaz diyen yok. Cumhurbaşkanı niye gelip sahiplenmiyor diyor. Siz diyorsunuz ki gelemez. Gelemezse açın bakalım bu iş tüzük yapılırken ne konuşulmuş, ne yazılmış gerekçelere. Bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Bu uzun soluklu bir maratondu biliyorsunuz. Bütçe, bakanlıkların bütçeleri tek tek komisyonda tartışıldı, konuşuldu. Genel kurula getirilen bütçeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan savunmadı. Bütçe konuşmasını Fuat Oktay'a yaptırdı. Ve buna tepki gösteriyordu muhalefet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kürsüye çıkarak hani bu bütçenin sahibi diye sordu. Az evvel sona eren konuşma, dediğim gibi, mecliste tansiyonu bir hayli yükseltti. CHP lideri Kılıçdaroğlu enflasyondan, vatandaşın durumundan söz etti.
Cumhurbaşkanı adayı gibi konuşunca aday mısın diye bağırdı AKP'liler. Geliyor gelmekte olan dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bütçe görüşmesi sırasında Londra'daki faizcilere, tefecilere değindi. Ve siz dolarla dövizle borçlandıkça vatandaşın sırtına binen yük artıyor dedi. Amerika'nın enflasyonu da, İngiltere'nin enflasyonu da bizim vatandaşımızın sırtına biniyor dedi. O sırada AKP sıralarından büyük tepki geldi. Elinize kolunuza sahip çıkın diye bağırdılar AKP sıralarından. Şu dakikalarda da kuliste aynı gerginlik devam ediyor ve henüz oturum yeniden başlayamadı. Ara vermek durumunda kaldı. Meclis Başkanı da CHP lideri konuştuktan sonra konuşmalara bir süreliğine ara verildi. Birazdan devam edecek mecliste bütçe görüşmeleri ve biz de aktaracağız tüm detaylarıyla. Konuşmada öne çıkanlar vardı elbette ama şu an sosyal medyada en çok konuşulan bir ara AKP sıralarından Ahmet Hamdi Çamlı mecliste yanlışlıkla kamerayı kendine çevirdiğinde Yeliz Takma ismiyle yayın yaptığı anlaşılan AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı laf atınca CHP liderine arkadaşlar Yeliz konuşuyor dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Ahmet Hamdi Çamlı'yı göstererek Kılıçdaroğlu atılan bütün laflara, sataşmalara yanıt verdi ve o da öfke tonu bir hayli yüksek bir konuşma yaptı. Vatandaşın durumunu anlatırken, içinde bulunduğu durumu anlatırken o da bir hayli öfkelendi. O dakikaları birazdan ekrana getireceğiz dediğim gibi. Hafta sonu izlemişsinizdir Mersin mitingini. Mersin'de toplanan kalabalığın sayısı konuşuluyor ama Mersin'de mitingde kürsüye çıkarılan çiftçinin durumu konuşulsun. Atanmamış, ataması yapılmamış öğretmenin durumu konuşulsun. İşçinin, borçluların durumu konuşulsun. Gübre alamayan, mazot alamayan çiftçinin durumu konuşulsun istiyor CHP lideri Kılıçdaroğlu da. Özellikle bütçenin tümü üzerindeki konuşmalarda Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizi yaşanırken elbette öfke tonu yüksekti söylediğim gibi. Şimdi sıradaki haberle devam edelim. 12 gün aralıksız sürecek olan genel kurulda siyasi partiler, ilgili bakanlıklar, kamu kuruluşları 2022 yılı bütçesi için canla başla çalışıyorlar. 17 Aralık Cuma günü noktalanacak bu maraton. Biz hayır oyu kullanacağız dedi CHP lideri. Aslına bakarsanız tüm muhalefet partileri bu bütçeye hayır oyu kullanacaklar zaten ama bütçenin sahibi dediğimiz gibi ortada yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip bütçeyi sunmak yerine bugün Katar'a gitti. Katar izlenimlerini de birazdan aktaracağız. Hareketli bir hafta başladı. Yine meclise gidiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bütçe izlenimleriyle devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır. Görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçiyoruz. 2022 yılı bütçesi de önceki yıllarda olduğu gibi dev eserlerin, sürdürülebilir katkıların bütçesi olacaktır. Şu anda aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi var olmayan bir bütçe üzerinde tartışmaktadır. Mecliste 2022 yılı bütçe maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ziyareti sebebinden ötürü yine meclis genel kurulunda yoktu. Ancak CHP ve MHP lideri genel kuruldaydı. CHP liderine ilgi yoğundu, alkışlarla karşılandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise genel kurul açılış konuşmasını milletvekili olmadığı için yapamadı. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları kurula gelen ilk isimler arasındaydı. Yürütme adına bütçe sunuş konuşmasını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a söz vereceğim. Meclis Genel Kurulu 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmeleri ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla başladı. Siyasi parti temsilcilerinden kürsüye ilk çıkan İyi Parti adına Müsavat Dervişoğlu oldu. Şerefini ayağa düşüren ben değilim. Ne alakası var? Arkadaşlar. Sayın Bak. Susarsa devam edeceğim. Sayın Başkan. Sayın Başkan kimse bizim şahsiyetimize laf söylüyor. Kürsüde, kürsüde. Evet, Sayın Tatlıoğlu. Arkadaşınız kürsüde lütfen. Temizlik kullan ya. Sayın İnal. Lütfen. Sayın Bak. Otur oturdun ya. Ayıp ya. Benim. Ben onur ve haysiyetten hiç bahsetmedim. Neden bu kadar alınganlık gösteriyorsunuz? Doğrusunu isterseniz anlayabilmiş değilim. Neyse, olabilir. Yapın yap.
Arkadaşlar. Konuşma esnasında AKP sıralarından tepkiler gecikmedi. Yine bir bütçe görüşmesi gergin başladı. Kurulun gündeminde Türk lirasındaki değer kaybı, yeni ekonomi politikası ve yüksek enflasyon üzerinden bütçe görüşmeleri vardı. 12 gün sürecek bütçe görüşmelerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletin parasının hangi hizmetlere ne kadar harcanacağını değerlendireceğiz. Esnafımızın, çiftçimizin, işçimizin, memurumuzun, sanayicimizin, emeklimizin, gençlerimizin velhasıl bütün sosyal kesimlerin beklentilerini